Arkadaşlar selamünaleyküm. Biliyorsunuz hava kuvvetleri devletlerin orduların en ciddi yıkıcı güçleri. O yüzden de bunlara karşı her güçlü devlet ciddi bir hava savunma ağı kurmaya çalışır. Bakın sadece hava savunma sistemi demiyorum. En alçak irtifadan en yüksek irtifaya kadar farklı farklı sistemlerin birlikte çalıştığı bir yapıdan bahsediyorum. Türkiye'de bu konuda yıllardır ciddi çalışmalar yapıyor. Çünkü bizim bu konuda çok büyük eksiğimiz var. Gerçi vardı desek daha doğru olur. Çünkü orta irtifaya kadar bu eksiği tamamen kapatmış durumdayız. Bu konuda özellikle iki büyük açığımız kaldı. Birincisi uzun menzilli hava savunma sistemi. İkincisi de balistik füze savunma sistemi. İkincisine biraz daha var ama daha önemli olan uzun menzilli hava savunma sistemimizi geliştirmekti. Zaten balistik füze savunma sistemi de bu teknoloji üzerinden geliştirilecek sonuçta. O yüzden Türkiye'nin şu an belki de milli savaş uçağı ile birlikte en önemli projesi uzun menzilli hava savunma sistemiydi. Onun için de biliyorsunuz siper geliştiriliyor. Ve o projeden dün çok güzel bir haber geldi. Biz de bu bahaneyle muhafızın bu bölümünde bu gelişmeyi, siper'e uzanan süreci ve siper uzun menzilli hava savunma sistemimizi konuşalım. Öncelikle son yaşanan gelişmeyi konuşarak başlayalım. Ardından Hisar A ve Hisar O sistemlerini yani Siper'e uzanan yolu ve Siper'i konuşuruz. Dün Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir güzel bir gelişme duyurdu. Siper son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 kilometreyi gözüne kestirdiğini gösterdi, dedi. Biliyorsunuz Siper'in uzun zamandır testleri yapılıyor. Son yapılan testte yüksek hızlı bir hedef uçak, sistem tarafından yaklaşık 8000 metre irtifada ve 90 kilometreden fazla menzilde imha edildi. Yani Siper bu test atışında kendi rekorunu kırmış oldu. Türkiye bu alanda gerçekten büyük bir sıkıntı içindeydi. O yüzden bu haber çok çok önemli. Düşünün S-400 almak için ne zorluklara katlandık. İhtiyaç bu derece büyük olmasaydı kimse durup dururken aksiyon aramazdı ama Türkiye bundan 10 yıl öncesinde çatısız bir ev gibiydi. Yani yukarıdan gelecek tehlikelere karşı sıfır korunmayla yaşıyorduk. Özellikle yüksek irtifada hava savunmamızı F-16 savaş uçaklarımızla yapmaya çalışıyorduk. Bu hem maliyetli hem de etki anlamında zayıf denebilecek bir yöntem. Bir de biliyorsunuz savaş uçağı konusunda ayrıca sıkıntı yaşıyoruz. Bu yöntemi kullanmaya devam etmek envanterimizdeki ana vurucu güç olan F-16'ların ömürlerini de kısaltıyordu. O yüzden buna bir an önce bir önlem alınması gerekiyordu. Tabi bu amaca tek bir Hava savunma sistemi üreterek ulaşılamazdı. Onun için bir hava savunma ağı hedeflendi. Bugün de bu ağın en önemli üç bileşenini konuşuyoruz. Yani korkut gibi sistemlere burada girmeyeceğim. 2011'de savunma sanayi başkanlığı ile Aselsan ve Roketsan bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte Hisar A ve Hisar O projesi başlatıldı. İlk hedef alçak irtifa hava savunma sistemi olan Hisar A oldu. 2013 yılında bu sistemin ilk atış denemeleri yapıldı ve başarılı sonuçlar alındı. O tarihten itibaren testler sürekli devam etti ve 2019'da Hisar A'nın seri üretimi başladı. Hisar A birliklerimizi havadan gelecek her türlü tehdide karşı korumak için geliştirildi. Sistem füze fırlatma sistemi, alçak irtifa füzesi ve füze taşıma ve yükleme sisteminden oluşuyor. 25 kilometre mesafede savaş uçağını takip edip 15 kilometre mesafede önleme yapabiliyor. Her an ateşe hazır 4 adet füzesi var. Eğer havadan gelen tehdit Siper ve Hisar-O'yu geçebilirse hemen hemen son çare olarak Hisar-A devreye giriyor. Son çare diyorum çünkü Siper ile onun arasında bir de Hisar-O sistemi var. Hisar-O da Hisar-A'dan geliştirildi. 35 kilometre menzil ve 15 kilometre irtifaya sahip. Aynı anda 60'a yakın hedefi takip edebiliyor. 40 ile 60 kilometre arasındaki mesafede savaş uçağını tespit edip takibe alıyor ve sistem ilk atış testini 2014 tarihinde Aksaray'da gerçekleştirdi. Bu ilk test başarı sağladı. O zamandan itibaren testleri sürekli devam etti. Ve bu yıl çok özel bir atış testi daha yapıldı. Radyo frekans arayıcı başlıklı test füzesi Hisar O'da denendi ve başarılı olundu özel bir test diyorum. Çünkü bu arayıcı başlıkla Hisar O füzeleri artık kendi başlarına hedeflerini bulup güdümlenebilir hale geldiler. Hisar O sistemi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başladı. Haliyle bundan sonra sıra milli uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'e geldi. Yani Rusya'dan aldığımız S-400'ün yerli muadiline. Siper projesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin 2018 yılında imzaladığı sözleşmeyle başladı. TÜBİTAK SAGE, Siper Blok 2 füzesinin geliştirilmesinden sorumlu. Roketsan ise Siper Blok 1 füzesiyle Siper Blok 2'nin roket motorunu geliştirmekten sorumlu. Füzeler de bunlarla sınırlı kalmayacak. Aynı S400 ya da Patriot sistemlerinde olduğu gibi Siper'in de birden fazla füze çeşidi olacak. Sistemde kullanılacak olan ilk füze yani Blok 1 Hisar RF füzesi üzerinden Roketsan tarafından geliştirildi. Yani hedefine kendisi angaje olabilen bir füzeden bahsediyoruz. Bu füzenin atışlı testlerinin tamamı başarıyla gerçekleştirildi. Siper Savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı etkili bir sistem olacak. İlerleyen aşamada balistik füzelere karşı da savunma yapabilecek hale gelecek. Farklı farklı füzeleri olduğu için tek bir menzilden söz etmek elbette mümkün değil. Zaten Siper'in bütün özellikleri de açıklanmadı. Ama net olarak şunu biliyoruz ki Siper blok 2 füzesinin menzili 100 kilometrenin üzerinde olacak. Ve en güzel mesele şu ki Siper beklenenden hızlı geliştiriliyor. Çünkü Hisar A ve Hisar O'dan elde edilen tecrübeler buraya aktarıldı. Bu sayede sistemin detay tasarımları 2021 yılında yani geçen sene tamamlandı. Atış testleri de yine geçtiğimiz yıl başladı. Bu testlerde hakkında en çok bilgiye sahip olduğumuz Blok 1 füzesi kullanıldı. Blok 1 Hisar RF üzerinden geliştirildi. Ayrılabilir fırlatma motoru var. Bu sayede menzili çok artıyor. Bu füzenin menzili 70 kilometrenin üzerinde. Atışlarda da oldukça başarılı oldu. Ve bir siper bataryası 13 farklı sistemden oluşuyor. Bu sistemler yerli imkanlarla geliştiriliyor. Mesela sistemde arama radarı olarak ASELSAN'ın geliştirdiği Erken ihbar Radar sistemi kullanılıyor. Tüm bu yerlilik oranı ve gelişmiş özellikleriyle önümüzdeki yıl envantere girdiğinde siper hava savunmamızda bizim elimiz ayağımız olacak. NATO uyumlu bütün sistemlerimizle ortak çalışabileceği için S-400'den çok daha etkili bir koruma sağlayacak. Yani kısaca söylersek Türkiye'nin hava savunma ağının en üst ve en zorlu basamağı olan siper envantere girmek üzere ve envantere girişiyle Türkiye için bir çok şey eskisinden çok daha rahat olacak. Sistem iyice geliştirilip balistik füzelere karşı da koruma sağlayacak hale geldiğinde Türkiye politika üretirken de yere çok daha sağlam basacak. Bu tarz kritik sistemleri sadece askeri çözümler olarak düşünmeyin. Mesela bugün konuştuğumuz hava savunma sistemleri devletlerin olmazsa olmazı. Bu şartlar altında biz bu sistemi kimden aldıysak kaçınılmaz olarak ona bağımlı hale geliyoruz. Düşünün şu an bunu alabileceğimiz toplam 3-4 ülke var ve biz bunu Rusya'dan aldığımız için kalanı genel olarak bize mesafeli. Eğer siper projemiz olmasaydı ve biz her zaman bu konuda Rusya'ya bağımlı olsaydık, Batı ile yaşayacağımız her gerginlik döneminde masada Rusya'ya karşı elimiz zayıf olacaktı. Veya bu sistemin Amerikan muadilini almış olsaydık, Rusya ile yaşayabileceğimiz gerginliklerde bu sefer ABD'ye karşı masada elimiz kolumuz bağlı olacaktı. Bu o kadar kritik bir mesele ki, muhtemel bir çatışma anında bu sistemleri tedarik ettiğiniz ülke sana mühimmatları sağlamaya devam etmiyorum dese ortada kalırsınız. O yüzden Türkiye'nin hava olman ağını oluşturan bütün projeler ayrı ayrı kıymetli ama tabii ki işin en zor kısmı siperde olduğu için bu proje çok daha değerli. Siperin şu an için bilinen özelliklerini bugün konuştuk. Yeni yeni bilgiler geldikçe ve gelişmeler yaşandıkça bu konuyu konuşmaya devam ederiz. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda siperin balistik füzelere karşı olan versiyonunu bu kanalda konuşmak nasip olur. Allah'a emanet olun.